yat. Ben sana hoppa. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Euro Truck Simulator 2'deyiz. Atakan. Evet, yanımda Atakan var. Efendim, hoş bulduk. Ne yapıyorsun Atakan, iyi misin? İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Hop, sen ne yapıyorsun öyle? Hav hav hav, ne yiyorsun? Atıştırıyorum. Atıştırıyorsun. Afiyet olsun. Atıştır bakalım. Köpek maması yiyor. Bu saatte beyler besliyoruz. Köpek mamasıyla onu. Yapışkalım mı artık? Nereye gidiyoruz? Yardır Atakan baba önden. Nereye? Ha pardon. Şuradan şey yapalım mı? Duisburg'u seçelim, yol üstünde kaleyse inelim diyeceğim. Geçen videoda gittik Duisburg'a. Şeye gidelim. Erfurt'a gidelim mi? Leipzig'e gidelim, gel. 302 kilometre. Nereye? Leipzig. Ha, tamam. Arkadaşlarla beraber güzel bir video olsun, hep turu. Ben o zaman çıkalım. Yardır abi bundan. Arkadaşlar arabamızda start stop var. Önce birinci devrede gördüğünüz gibi böyle oluyor. İkinci devrede alıyoruz, çalışıyor. Tamam lan, yeter şu köpek mamasını sessiz yiyelim artık. Ver abi. Allah. Hiç sorma baba. Millet bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar. Azdakan bekle, uçtun gittin. Arkadaşlar. İşte Volvo farkı. Tır nedir ve nasıl sürülmez gösterdim size az önce. Neredesin? Çıkmadın mı sen bana? Daha şimdi çıktım. Arkadaşlar bu arada direksiyon seti hakkında bahsettiğin arkadaşlarımız olmuş. Onlar için bahsedeyim biraz bu videomda. Bu arkadaşlar 900 derece dönüyor. Bu direksiyonumuz 900 derece dönmektedir. Logitech G29 versiyonu PlayStation 4, PlayStation 3 ve bilgisayarla uyumludur. Tamam lan, tamam yeter. Arkadaşlar dediğim gibi. Onun dışında şöyle bir sıkıntı var. 900 derece döndürmeyin arkadaşlar. Bunların zamanla hidroliği bozuluyor içindeki. O yüzden çöp olur yani. Yalan. Şey fark etmez. Oğlum bak, bir tane adamdan duydum, sağlam adamdan, emin misin? Kimden duydun? Oğlum Emre Bozkurt'tan duydum. Ya yalan, öyle bir şey demiyor. Lan nasıl demiyor, izle abi ya son otobüs videosunda adam bu işlerin uzmanı oğlum. Logitech. Ara sıra ben de 900 dereceye kaçırıyorum da artık yapacak bir şey yok. Tamam. Neyse işte arkadaşlar böyle. Dediğim gibi bir uzun yol yapalım dedim tekrardan Atakan'la beraber, 284 kilometrelik. Baba bekle biraz, nereye gittin ya? Çekip sağa bekliyormuşum, şuraya bir geçeyim. Bekle dur. Arkamızda böyle gördüğünüz gibi şöyle dorseler yaptık. Bu dorseleri de sizlere göstereceğim nasıl satın alabilirsiniz. En önemlisi de para hilesi yaptık beyler, bu oyun cidden para hilesi oynanmaz. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda ETS2 serisine diyordum ki kendi serim, biz kendi paramızı kasarak artık yapacağız bu işleri. Yok abi, öyle olmuyor. Aha da gördüğünüz gibi pes ediyorsunuz. Çektim sağa bekliyorum artık. Geliyor. Güzel bir içerikler çıkartacağız arkadaşlar sizlere bu direksiyon seti sayesinde. Şimdi shifter alsam mı almasam mı bilmiyorum. Yardır baba. Shifter gereksiz bir şey gibi duruyor. Sence Atakan? Top sende. Yani anlat bakalım. Zevki yok. Tamam. Zevki orada. Eyvallah, zevki çıkabilir mi bilmiyorum. Ama onun dışında oyunda bağlanacak da bir şey yok yani çok fazla. 2000 lira verdiysen 500 daha verip onu almak mantıklı yani. Vereceğim zaten. Alayım ben de o zaman bir tane. Bazılarına baktım şu direksiyon setine. Adam diyor ki çalışır yürür. Bak çalışır yürür diyor. Koymuş 1400 liraya. Oğlum bu ne lan? Sen hurda belgeli araba mı satıyorsun? Çalışır yürür ne abi? Hadi çalışmasını anladım da yürümesi ne alaka yani? Geç abi. Altınöz yetiş oğlum ya. Çok yavaş geliyorsun. Geldim oğlum. Volvo. Yollar bizim. Ha. Yollar bizim adaş, ne diyorsun? Sana Volvo farkını göstereceğim dur. İyi, ben de yardırıyorum o zaman. Arkadaşlar Volvo hız konusunda eyvallah. Biraz daha Scania'ya göre önde olabilir ama Scania'daki yol tutuş sevki hiçbir tırda yok. Söyleyeyim bunu da. Zaten biz bu oyunu 5-6 yıl arası civarında oynuyoruz. Yol tutuş, arkana gel bak. Reis gel, neredesin? Arkana bak, arkana. Bakıyorum aynadan. Daha göremedim. Herhalde sen Paris'ten geliyorsun ha? Neredesin oğlum? Arkana bak, arkana bak diyorsun. Dibindeyim oğlum. Lan dorsenin arkasına geçtin, dorsenin arkasına mı tutunup mu gidiyorsun anasını satayım? Ha gel, dibindeymiş, şimdi geldi. Çık çık Volvo farkı. Frene bas, az frene bas, az fren. Ama uçtu Azakan, Atakan ne yapıyorsun oğlum ya? Ya alp yapacağın işe ya, alp ya. Adam uçtu abi. Oğlum ben sana ne yaptım? Servis mi atıyoruz Efe'de? Yok. Vinç çağırıyor, geliyor. Çekecekler. Vinç mi? Dur bizim abi arayayım, sanayide bir tane babası vinççi bir arayayım gelsin bana. Geç abi oraya geç. Saçma sapan bir cümle oldu. Oğlum ben ne bileyim takla atacağına. Dikkatini çekelim, dün de sen bana aynısını yaptın. Ben dorse bilmiyorum ki dorseye gitmeyi. Lan F7 atmış haberimiz yok ya, çakala bak. Atalım beyler biz F7'mizi. Bu arada Atakan arkadaşlara klavye videosu çekeyim ya, bizdeki Moto Speed klavyesine. Şey. Güzel olur. Neredesin bu arada? Geldim. Arkandayım, bekle. Bazı soran arkadaşlar olmuş abi, bu Moto Speed hakkında biraz bilgi ver bize. Sen kullanıyormuşsun hakkında kısmından görmüşler. Yardır Atakan baba. Ben o motor istop ettirmem. Oğlum kafayı mı yedin lan? Tırı yaptırmadın mı şimdi? Ya istop ettirmem. Anladım abi. Tır otomatik nasıl istop ettirdiyse. Beyler ben bu... Geliyorum. Atakan diyorum ki bu direksiyonu bir falan bir kaplama falan yaptıralım mı diyorum ya. Yaptıralım. Yakışmaz mı? Şuraya arkadaşlar dikiş bilmiyorum diktirmeyi de. Bu hani oğlum bu araba direksiyonuna aynı, eminsin değil mi ölçüleri? Değil. Araba direksiyonu biraz daha büyük değil mi? Evet. Arabada kılıfı alırdık da ona göre 10 liraya satılıyor ya, her şeyin ucuzuna kaçmak. Oğlum 50 liraya dikiyorlar lan bunu da. 50 liraya mı dikiyorlar? Ha. Sen ne diyorsun? 150 liradan aşağı diken. 150 lira mı? Oğlum bizim buradaki parçacı 50 liraya dikiyor araba direksiyonları. Bunu da diker. Bu da. Araba olmazsa böyle bir alt versiyonu. Beyler direksiyon aldık. Araba parçalarını haftaya siparişini verdik. Şey mi? Tampon, mampon, yanaklar. Sis farları. Yavaş yavaş arabayı topluyoruz. Geç. Bu ne oğlum bunlar? Sen neredesin ya gene? Uçtu gitti adam ya. Işık hızından hızlı gidiyor valla. Sen yavaşsın yavaş. Bak, oğlum Volvo al. Tır gitmiyor, ben ne yapayım? İşte Volvo al diyorum. Ama Scania'daki yol tutuş hoşuma gidiyor, o yüzden Scania alıyorum. Yürü git. Lan bir şey diyeceğim, sen dorsiyi bırakmışsın gene. Bıraktım tabii. Adama bak ya, konvoy yapıyoruz dedim. Atakan. Ben direksiyonu aldım, bana şekil koyma bak ben. Ne alaka oğlum direksiyonuna şekil koymanın. Direksiyon aradan girebiliyorum, klavyeyle giremiyorum. Gel abi gel, gel hadi. Beni geç. Beni geç. Altında Volvo var. Sana bir tane bir şey diyeceğim. Altında Volvo var. Böyle iyi kurtardık valla. El fren çekmek zorunda kalıyorum ama. Valla ben daha hiç yanlama yapmadım ha direksiyonda. Hiçbir oyunda yapmadım öyle diyeyim. Bir Need for Speed'de yaptım. Beyler direksiyon bir titreşim veriyor var ya, mekanizma çıkacak gibi lan. Atakan niye öyle oluyor? Bir arkadaşlara açıklama yapmak ister misin? Önüme kırma, önüme kırma. Alp, alp. Şş, gel gel geç. Şimdi vereceksin hep bana. Sakız alacağım. Dedim ya bir şey. Beğenmiyor musun lan sakız 15 kuruş? Ben ilacını biliyorum. Gel bakalım aslan parçası. Ya. Yapacağın işi. Dıt. Sensör koy abi. İlacı. Sensör ne oğlum? Bu ilaç ne oluyor ya? Ne ilacı bu? Oğlum bizim 326 Allah belanı vermesin. Biz ters gidiyormuşuz ya lan. Allah'ın kamili senin. Yo düz gidiyoruz. Bir şey diyeceğim bu arada arkadaşlara, şöyle bir şey göstereyim. /fix yaz. Bak. Ne oldu lan Kamil? Tır sıfırlandı. Yola çık. Çıkacağım da oğlum. Atakan çık bir arkamdan. Sağdan gideceğiz oğlum. Arkadaşlar /fix yazarak tırınızdaki hasarı kapatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Multiplayer'da. Düzgün gidiyoruz işte. Abi sağdan gösteriyor, sağdan. Ha düzgün gidiyormuşuz lan, 119 km tamam. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir şey diyeyim. Lan ne yapıyorsun? Manyak çocuk seni. Almış bir tane Volvo, bizi geçmeye çalışıyor arka sırasıyla. Nerede kaldın lan? İstok mu etti? Bu arada arkadaşlar sizlere 2000 abonede dediğim gibi güzel bir çekiliş videosuyla karşınızda olacağız. Sizlere güzel bir şey hediye etmeyi planladık. Onun için bir liste yaptık sizlere. O listeyi de ilerleyen videolarda sunacağız tabi. Sizler de eğer yani istediğiniz bir şey olabilirse orta limitli bir şey söyleyin. Biliyorsunuz 600 abonedeyken Vestel akıllı bileklik çekiliş yaptık. Cihan Pro Gaming adlı kardeşim kazandı. Beylikdüzü'ne selam olsun buradan. Ben vuruyorum bir şey olmuyor. Adam vuruyor uçuyoruz anasını satayım. Burası işi. Geç. Volvo sağlam. Live yemişim sağlamını, sağlam olsan olur ya. BMW tek atar. Aha koydu. Vallahi koymadı arkadaşlar seyirde. Oğlum adam ikiniz de hatalısınız burada. Asla hata sen de durman lazım lan. Görmüyor musun uyarıyı? Vurdum ya oğlum, şu çakmadık ki. Hadi bakayım hemen atarı koydu. Atayan gel millete karışalım biraz. Yabancılara ama Türklere değil. Offroad. Aha offroad tırla offroad yapıyor. Hapçın kim oğlum? Hangi hap kullanıyorsun? Arkadaşlara bahsetmek ister misin? Atakan bir şey diyeceğim sana. G29 hakkında sen bu işleri iyi biliyorsun. Atakan cidden arkadaşlar bu işlerin uzmanı, hatta bilgisayarların falan. Cidden bayağı iyi şeyler biliyor yani, hafızasında var. Neyse Atakan bu G29 mesela Nispor Speed'e giriyorsun ya da Assetto Corsa'ya. Direksiyon çok sert oluyor ve çok titreşim yapıyor. Bunun sebebi ne? Elbette bunu araştıran arkadaşlar olabilir. Ben de araştırdım. Ben de çok bilmiyorum. Sence sebebi ne Atakan? Çünkü oyundan oyuna değişir. Sürüm ilk sunulduğunda insanlar oynayıp mı bildiriyor. Ona göre hassasiyet falan ayarlıyorlar. Evet, feedleme oranı var arkadaşlar. Oradan ayar yapabiliyoruz ama ben de Payvay'a girdiğim zaman var ya direksiyon yani yerinden çıkacakmış gibi olduğu için kapattım. Sonra manyak oldum ha. Yatıyorum. Tamam mı? Ben buradan söküyorum arkadaşlar genel olarak akşamları yatacağım zaman. Sağdan. Kaldım. Yol geçtim. Şuna yol vermiyor lan, arabayı stop etti ya. Ulan tıra dua et ha, stop etti. Adam aynı bu yolu düşün tamam mı? Bir koyuyor sıfır çiziyor devam ediyor. Oğlum Assetto'da biz de yaparız, ayıp ettin. Ne? Yok. ETS'de tırla yaptı demek. ETS'de yapamam, anladım. Çektiğimiz video. ETS'de yapamam da Assetto'da ağlatırım. Beyler bu direksiyon cidden çok gerçekçi bir fiziğe sahip yani. Yani dediğim gibi sizler eğer alacaksanız sizlere bir tavsiyem var. G27 nasıl Atakan? Efsane bir direksiyon. Üstüne tanımam. Eskilerden. İkinci yaşımda milletin sağ solu belli olmuyor. Onu diyorum işte. Arkadaşlar temiz, tanıdığınız falan varsa ya da güvenebileceğiniz biri G27 ikinci el alabilirsiniz. Hem onda shifter da var. Artık Logitech dede yeter lan dede. Yeter. Vermiyorum shifter. Gördüğünüz gibi artık yeni çıkan modellerde shifter yok. G920'de ise var. G29'da var diyorum. G920'de yok. G29'da yok. Yeni kasalarda çıkartmıyor artık. Yani sence Atakan neden çıkartmıyorlar? Bir arkadaşlar da onu da açıklayalım oğlum. Para. Tamam para bir oğlum. Full para olamaz ama sebebi. Belli bir sebebi daha vardır. Para oğlum ne olacak işte G27'yi hepsinde yapıyorlar. G20'de shifter kırıldığı zaman, bozulduğu zaman bir sıkıntı yapamıyorsunuz yani. Tamir falan da olmaz büyük ihtimal. Ama G artık yeni kasalarda adam sana sunmuş. Gidip yenisini alabilirsin. Yani bu avantajı vermiş sana. Yani tabii 500 lira da az para değil. Ben vallahi ne oldu biliyor musun? O bak sınav haftası satarken ben BMW direksiyonu uydum BMW vitesi uydurmaya çalıştım. Adam yazmış 100 lira. Adamı aradım 1200 lira diyor ya. Dedim abicim niye bu? Anlat. Yok lan işte demiyorum. O sırf kılıfıyla diyecektim ben dedim. Bak sana iki tane şey anlatacağım. Bir tanesi Amasya'da tamam mı? Demiş ki 100 lira eyvallah 100 lira cidden. Demiş ki kardeşim sen önce bana parayı at. Ben sana sen önce bana parayı at diyor. Ben sana kargolayacağım diyor. Dedim ben de bir dayı sen mi akıllısın ya dedim. Hadi iyi akşamlar dedim tamam mı? Çıktım kapattım yani. Onu içtim arkadaşlar vardı. Atakan gel yanıma çek videoyu bitirelim şu komik olayı da anlatayım. Ben bu garajı almam. Adamlar arkadaşlar 100 lira yazıyorlar sahibinden falan. Sebebi öne çıksın diye. Arıyorum, 1200 lira, 1100 lira fiyatlara dayanıyor. Dedim abicim niye böyle bir şey yapıyorsun? Dedi ilanımız önünde görülsün dedi. Dedim eyvallah tamam. Yani böyle saçma sapan olaylar yapıyor. Ben onu görüntü amaçlı yapacaktım. Borusan fabrikasından da temin etmeye çalıştım ama daha şu an sesi daha yok, bakalım. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Atakan'la beraber trollü bir video yaptık. Atakan'a da teşekkür ediyoruz geldi yanımıza. Evet. Bu aralar 2 kişilik çekiyoruz arkadaşlar. Diğer haftalar kalabalık bir ekiple olacağız sizlerin karşınızda. Eğer bu serinin gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz sağ alttan abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.